Fatih Çekirge, mit operasyonlarının sırrı şimdi daha iyi anlaşılıyor. Orta Doğudaki asıl savaş füzelerin, bombaların, tankların çok ötesinde, gölgelerde, yer altında, izi bulunmaz takiplerde sürüyor. Hep soruyoruz ya Türkiye ile İsrail niye karşı karşıya gelsin? Ama biraz geriye doğru bakınca zaten karşı karşıya gelmişsiniz. Hem de en derin şekilde gelmişsiniz. Çünkü İsrail-İran savaşı, Hamas-Hizbullah İsrail savaşı aslında bir istihbarat ve suikastlar savaşıdır. Füzeler doğal olarak sonradan geldi. Evet Türkiye ve İsrail nasıl karşı karşıya geldi sorusuna bir cevap bulabilmek için biraz gerilere gidiyorum. MIT'in Mosta'da karşı yaptığı operasyonlara. Hatırlayın İsrail istihbaratı bir açıklama yapmıştı. Düşmanları her yerde vuracağız. Bu tehdidin içerisinde Türkiye toprakları da geçiyordu. Sonra ne oldu? Milli İstihbarat Teşkilatı Mossad'ın Türkiye'deki casusluk organizasyonlarına karşı operasyonlar yaptı. Yanlış anlaşılmasın. MİT zaten görevi gereği bu takipleri bütün yabancı istihbarat örgütlerine karşı yapıyor. Ama bölge ısınınca, İsrail istihbaratı da bölge ve Türkiye'de faaliyetleri artırınca tam bir istihbarat savaşı başlamış oldu. İşte sözünü ettiğim asıl savaş budur. Şimdi, 2 Şubat 2024'teki şu haberi hatırlayalım. Edindikleri bilgileri özel dedektifler aracılığıyla, İsrail İstihbarat Servisi Mossad'a sattıkları belirlenen 7 şüpheli, Milli İstihbarat Teşkilatı MIT ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ortak operasyonuyla gözaltına alındı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MIT, Mossad'ın Türkiye'deki hedeflerini özel dedektifler aracılığıyla takip ettiğini belirledi. Çalışma kapsamında İsrail İstihbarat Servisi'nin irtibatlı olduğu özel dedektifler aracılığıyla hedeflerine yönelik biyografik bilgi toplama, keşif, tahkikat, fotoğraf, video, dokümante, canlı takip, takip cihazı yerleştirme gibi faaliyetler yürüttüğü saptandı. Suikast hazırlığı mı? Ve bu haberdeki şu cümlenin altını çizelim. MIT Mossad'ın Türkiye'deki hedeflerini özel dedektifler aracılığıyla takip ettiğini belirledi. Evet, Mossad'ın Türkiye'deki hedefleri kimlerdir diye sorarsak Son dönemde İran'da Lübnan'da gerçekleşen suikastların nasıl organize edildiğini daha iyi anlarız. Yani belli ki Türkiye'de de belirli hedefler suikast için takip aşamasındaydı. Ama MIT buna izin vermedi. Hamaney'in Tahran'ın en güvenli evinde vurulmasını düşünürsek, Beyrut'ta Nasrallah'ın yerinin nasıl belirlendiğini sorgularsak, Hizbullah'ın patlatılan çağrı cihazlarını, telsizlerini hatırlarsak, oralardaki istihbarat zafiyetini anlamış oluruz. Dahası MIT'in Türkiye'deki karşı istihbarat başarısını görmüş oluruz. Dahası var. İşte o haberin devamı. MIT Aralık 2022'de Mossad'ın özel dedektif ve taktik elemanlarına yönelik operasyon düzenlemiş. Yakalanan 68 kişi hakkında da işlem yapılmıştı. Temin ettikleri bilgileri İsrail istihbaratına aktaranların sayısı 130'a ulaşmıştı. Şimdi bir başka detaya bakalım. MIT yine bu operasyonlar serisinde İsrail istihbaratına casusluk yapan ve para trafiğini yöneten kişiyi de yakalıyor. Böylece o günlerde sıradan bir casus yakalama işlemi gibi gözüken operasyonların sırrı ve değeri başlayan bu suikastlar zinciri ve savaşla birlikte daha iyi anlaşılıyor. Belli ki MIT'in bu operasyonları Türkiye'yi de içine alacak Orta Doğu'daki bir dizi suikastın takip aşamalarından bir bölümünü ortaya çıkartmış. Öyle ya Hamaney Türkiye'ye davet edilmişti. İsrail'in hedef ilan ettiği bazı isimler Türkiye'ye geliyor ve barış süreci için görüşmeler yapıyordu gizliden gizliye süren bu istihbarat savaşını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan netleştiriyor. İşte Erdoğan'ın MIT'in 97. kuruluş yıl dönümündeki konuşmasından bir bölüm. Ülkemizdeki casusluk şebekesini ortaya çıkaran teşkilatımız bizi tehdit edenlere cevabımızı çok net şekilde vermiştir. Bu İsrail'i şaşırtmıştır. Türkiye'yi tanıyacaksınız. Hala tanıyamadınız ama tanımaya mahkumsunuz. MIT'in bölgemizdeki gerilimlerin düşürülmesinde yürüttüğü istihbarat diplomasisini de takdirle karşılıyoruz. Erdoğan'ın bizi tehdit edenlere diye vurguladığı ülke elbette İsrail'di. Bütün bu gelişmeleri birleştirince bölgemizde müthiş bir istihbarat savaşı yaşandığını ve artık bu savaşın sıcak çatışmalara, füzelere, roketlere dönüştüğünü görüyoruz. Elbette İsrail ile İran arasında bir cephe savaşı olmayabilir. O yüzden bu savaşın adı şimdilik istihbarat ve suikat savaşları olabilir. Hamaney, Nasrallah, El Katırcı, Fuat Şakir, Camile El Şanti, Kassam Tugaylarının bazı komutanları bu istihbaratlar sonucunda öldürüldüler. İranın gönderdiği füzelerin yerleri de istihbaratla belirlendi. Sonuç olarak aşağıda gölgeler arasında muazzam bir istihbarat savaşı yaşanıyor. Ve bu istihbaratlar sonucunda elde edilen hedeflere yukarıdan füzeler, dronlar, roketler yağıyor. Ve belli ki daha uzunca bir süre bu savaşı izleyeceğiz. Şu ana kadar bu istihbarat savaşını Türkiye'nin istikrarı, bekası ve itibarı açısından başarıyla götüren MİT başkanlığını ve onun gizli kahramanlarını kutlamak gerekiyor. Fatih Çekirge Hürriyet Cem Küçük Orta Doğu'da herkes ya ajan ya da hain. Burası Orta Doğu. Burada ilke, prensip olmaz. Herkes herkesi satabilir, arkadan vurabilir. Kimse kimseye güvenmiyor. İsrail'in Orta Doğu'da işgal girişimlerinde başarılı olmasının bir sebebi de iyi adam devşirmesi. 7 Ekim 2023'ten beri İsrail Orta Doğu'da katliam yapıyor. Çocuk kadın demeden kırıp geçiriyor. Bunu yaparken elbette kendi teknolojik ve silah üstünlüğü var. Batı'dan ciddi yardım görüyor ama düşman bellediği ülkelerin kritik noktalarından da iyi adam devşiriyor. Cemal Abdülnasır'ın damadı Eşref Mervan'ın yıllarca Mossad'a çalıştığı ve önemli bilgiler verdiği 2000'lerin başında ortaya çıktı. Abdülnasır ailesi Mısır için çok önemli olduğu için Mısır devleti Eşref Mervan için çifte ajan dedi ama değildi. Sadece Mossad'a çalışıyordu. Düşünün bir devlet başkanının damadını kendine ajan yapabilmişti İsrail. Elbette büyük paralar karşılığında. İsrail ne diyor? Biz Hasan Nasrallah'ın yerini biliyoruz, istediğimiz zaman öldürürüz. Nitekim öldürdüler de. İsmail Haniye'yi Tahran'da devlet konuk evinde öldürdüler. Hizbullah'ın üst düzey komutanlarının hepsini infaz ettiler. Burada en önemli olay istihbarat bilgisidir. Muhtemelen Nasrallah'ın yanındaki adamlardan biri Mossad'a çalışıyordu. Hamas'ın içinde ajanları vardı. Kimsenin bundan şüphesi olmasın. İsrail'in en güçlü yanlarından biri bu. Müslümanlar Şii-Sünni diye bölündüğü için birbirlerinin açıklarını da arıyorlar. İhanet, arkadan vurma, kazık atma Orta Doğu'da ekmekten daha fazla bulunuyor. Pazartesi günkü yazımı şöyle bitirmiştim. Yani bundan 6 ay sonra atıyorum İran'da, Suudi Arabistan'da yahut Mısır'da üst düzey bürokratları devşiren İsrail şebekesi açığa çıkarıldığı haberlerine rastlarsak şaşırmayalım. Nihayetinde Çağrı filmindeki Anthony Quinn'in dediği gibi onlar bizi görüyor, biz de onları sonuna kadar gitmek için çocukları diri diri yakmayı, elli bine yakın sivili katletmeyi göze alan bir İsrail, kendisi düşmanlarını nasıl görebiliyorsa, düşmanlarının da kendisini aynı netlikte görebileceğini unutmasın. İnşallah yanılırım ama gerçek maalesef bu. Kaçak elektrik meselesi Geçen akşam CNN Türk'te yayınlanan Kaçak adlı belgesele denk geldim. Öğrendiklerim karşısında resmen afalladım. Hepimiz elektrik tüketip ödüyoruz. Türkiye'nin enerji ithalatı 100 milyar dolar civarında. Güneydoğu'da tuhaf durumlar var. Belgeselde öne çıkan bilgiler çok önemli. Bölgede kaçak kullananlar emniyet güçlerine direniyor. Kaçak kullananlardan biri kendini bu köyde 100 tane kaçak trafo var diyerek savunuyor. Trafoların çoğu traktör kasasında seyyar şekilde kuruluyor. Burada amaç denetimden kaçırmakmış. Güneydoğu'daki elektrik tüketimi İstanbul'dan sonra en yüksek bölge. Ama abone sayısı İstanbul'un yarısı bile değil. Her bir kullanıcının tüketimi İstanbul'daki kullanıcıdan iki buçuk kat fazla. Yıllık kayıp miktarı büyük şehirlerin toplam harcamasından fazla. Hatta Avrupa'daki bazı ülkelerin toplam tüketiminden fazla. Tarımdaki kullanım normalden 10 kat fazla. Tüm bu tutar nereden çıkıyor? Fatura ödeyenlerin cebinden. Kaçak elektrik kullananın herhangi bir ölçütü olmadığı için sabah pompayla suyu tarlaya basmaya başlayıp öğle güneşinde evine gidiyor yatıyor. Akşam gelip tarla suyla kaplanmış görürse kapatıyor. Fazla sulama hem milyonlarca lira fatura olarak legal kullanıcılara yansıyor hem de tarla çölleşiyor. Alacağı verimden de oluyor. Kaçak belgeseli çok ilginç bilgilerle dolu. Kaçak elektrik kullanımı olamaz. Devletimiz zaten enerji konusunda vatandaşlara gerekli kolaylığı sağlıyor. Güneydoğu'nun elektriğini sağlayan Dicle Elektrik şehir merkezlerindeki başarıyı kırsala da taşımakta kararlı görünüyor. Mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyorlar. 30 milyar lira yatırım yapılmış. Engellemeler olmasa çok daha büyük işler başarılırdı. Kaçak kullanımın mutlaka önüne geçilmedi. Cem Küçük, Türkiye